BIM projesinin yaşam döngüsüne baktığımız zaman arkadaşlar, bir programlama süreci, daha sonra bir conceptual design gibi bir süreci takip ettiğini görüyoruz. BIM'in bize sağladığı fayda şudur arkadaşlar. Bakın, operation, işletme ve bakım prosesçilerine geldik. Binayı teslim ettik. Allah, çok büyük bir hata var. Mesela biz bunu çok karşılaşıyoruz. İşte kolondan geçen havalandırma kanalları, işte pumplingler, bizim bu şeyler, plumbinglerimiz, yani tesisat borularımızın betonarme elemanları delmesi, döşemeleri kırması gibi unsurla ben eğer bu aşamada karşılaşırsam arkadaşlar, ne yapıyorum? Yıkım aşamasına girmiş oluyorum ve dolayısıyla artık biraz önce bahsetmiş olduğumuz dünya genelinde 1,6 trilyon dolarlık israfın kaynaklarından birine burada ulaşmış oluyorum. Ama ben arkadaşlar bunu imalata geçmeden inşaat ve bakım süreçlerini de bilirsem, bir yazılım üzerinden görürsem, burada bir hatayı fark ettiğimde arkadaşlar, eğer uygulamaya geçmediysem, ki geçmez günde, ben bir renovation yapıp bir düzeltme yapıp tekrar prosesi işletebilirim. Ama geleneksel yöntemde ben ilk üç aşamadan sonra imalata geçip devam ettiğim için buradaki oluşan her hata geri dönüş hem zamansal olarak hem de bana fiyatsal olarak yansıma durumuna gelir.